ara verdik ve yayınımıza devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama beklenen ulusa sesleniş konuşmasını yaptı. Yaklaşık 15 dakika süren konuşmanın tamamını Suriye konusuna ayıran Obama, Rusya'nın Esad rejiminin elindeki kimyasal silahları teslim etmesi önerisi bir operasyona gerek kalmadan sorunu aşma potansiyeli taşıyor dedi. Obama, Suriye'deki kimyasal silahların Türkiye ve Ürdün'ü tehlikeye atabileceğini de ifade etti. Çam yönetimi elindeki kimyasal silahları bir uluslararası mekanizmanın kontrolüne vermeyi de kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndansa çok uzun süre bekleyemeyiz açıklaması geldi. Konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine taşınma çabaları ise Rusya'nın girişimiyle başarısız oldu. Önceki gece Hatay'daki olaylarda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın cenazesinin ardından dün birçok ilde protesto gösterileri düzenlendi. Polis eylemlere müdahale etti. Eskişehir'de eylemciler demir yolunu kapattı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de olaylar gece yarısına kadar sürdü. PKK'nın geri çekilmeyi durdurmasına gerekçe olarak gösterdiği demokratikleşme paketi bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde olacak. Başbakanın kurmaylarıyla yapacağı toplantı saat 11'de başlayacak. Ve milli takım Bükreş'ten önemli bir galibiyet kazandı. Ay Yıldızlı takım 2014 Dünya Kupası elemelerinde Romanya'yı Burak ve Mevlüt'ün golleriyle yenerek grubunda 3. sıraya yükseldi. Milliler bu galibiyette Brezilya'ya gitme umudunu son 2 maça taşıdı. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Milli takım playoff maçında Belarus'u set vermeden yenerek çeyrek finale yükseldi ve Rusya ile eşleşti. Ay Yıldızlar Rusya ile bugün 18'de yarı finale çıkmak için karşılaşacak. Bir kez daha hatırlatalım, maç NTV'den canlı yayınlanacak. Haber özetlerini aktardık, bir kez daha ayrıntılara geçeceğiz ama bakalım İstanbul trafiğinde şu saatlerde durum ne? Ayrıntılara dönelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama yaklaşık 3 saat önce Amerika Birleşik Devletleri halkına seslendi ve Suriye politikasında gelinen son durumu anlattı. Şimdi New York'a uzanacağız ve karşımızda Selim Atalay var. Öne çıkan notları kendisine soracağız. Selim merhaba, günaydın. Neler aktaracaksın bu sabah bizlere? Günaydın. Günaydın Burcu. Başkan Obama konuştu, beklenen konuşma geldi. Konuşmanın ilk bölümü işte harekata karar verdim. Selim Atalay Obama'nın konuşmasının ayrıntılarını aktardı bizlere. Teşekkür edelim ve devam edelim. Şam yönetimi elindeki kimyasal silahları bir uluslararası mekanizmanın kontrolüne vermeyi kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndansa çok uzun süre bekleyemeyiz açıklaması geldi. Konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine taşınma çabaları ise Rusya'nın girişimiyle başarısız oldu. Yaklaşık bir yıl önce Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan Halep Adli Tıp Başkanı Abdültevap Şahrur ilk kez medyanın karşısına çıktı ve Suriye'de kimyasal silah kullanımı ile ilgili açıklamalar yaptı. Halep Adli Tıp Kurulu eski başkanı. Hatay'daki ODTÜ protestolarında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın cenazesinin ardından başta Hatay olmak üzere birçok ilde protesto gösterileri düzenlendi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de olaylar gece yarısına kadar sürdü. PKK'nın geri çekilmeyi durdurmasına gerekçe olarak gösterdiği demokratikleşme paketi bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde olacak. Başbakan kurmaylarıyla bugün önemli bir toplantı yapacak. BDP'ye göre toplantıdan çıkacak karar sürecin kaderinde belirleyici olacak. İktidarsa süreç hangi noktaya gelirse gelsin hedefin Kürt halkının taleplerini karşılamak olduğunu vurguluyor. PKK'nın çekilmeyi durduruyoruz açıklaması en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yankı buldu. Sivil toplum kuruluşlarından hem hükümete hem de Kandil'e duyarlılık çağrısı var. MHP lideri Devlet Bahçeli tüm bu gelişmeleri İstanbul'da değerlendirdi. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları. Bugünün öne çıkan gazetelerindeki manşetleri paylaşacağız. Şimdi de sizlerle Milliyet Gazetesi ile başlayalım. Danıştay'da bu kadar da olmaz dedirten bir skandal var. Böceği koyan hakim çıktı. Danıştay'da bulunan dinleme cihazında bir... Evet, Milliyet Gazetesi'nin bir başka haberine bakalım. Müdahale olmayabilir diyor. Suriye ve Rusya'nın teklifini kabul ettiğini açıklamadan önce CNN'e konuşan Milliyet Gazetesi'nin öne çıkan haberlerini aktardık. Sabah gazetesiyle devam edelim. Yine misillemeye Putin molası, Rusya'nın Suriye kimyasalları teslim etsin hamlesi Amerika Birleşik Devletleri'nin misilleme hazırlığı. Dün de aktarmıştık, emaneti
İhanet infazı, biri sevgilisi, diğeri ise yakın arkadaşı çıktı. Çifte katliamın altından. Evet, Sabah gazetesinin sürmanşet haberiydi ve ekonomiden bir gelişmeyi daha paylaşmak istiyoruz. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde tahminleri de aşarak %4,4 büyüdü. Dünyadaki tüm olumsuz gelişmelere karşın 2009 son çeyreğinden itibaren 15 çeyreklik. Radikal gazetesiyle Hatay'da eyleme polis müdahale sırasında can veren Ahmet Atakan'ın nasıl öldüğü tartışmalara yol açtı. Radikal ayrıntılarını da gizli Radikal gazetesi de manşete taşımış bu haberi. Ve Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahaleye hazırlandığı Suriye'ye kimyasal silahları ver, vazgeçelim. Teklifi yeni bir pazarlık yönünde de. Evet, devam ediyoruz. Düşerek öldü. Hatay'daki ODTÜ protestosunda biber gazı kapsülüyle öldürüldüğü iddia edilen 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın polise öldürmüştü. Evet, bunlar ne Alevi ne Sünni diyor. Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan, Ankara Tuzluçayır'da cami ve Cemevi projesine karşı sokaklara savaş. Devam ediyoruz hızla turumuza. Habertürk gazetesi var. Yine Ahmet neden öldü başlığı var. Ailesi ve CHP'liler diyor ki polisin gaz bombası başına geldi ve düşüp öldü. Habertürk gazetesinin ilk sayfa haberini de aktardık manşetinde. Yine uyanın, Ahmet'i de öldürdüler başlığını atıyor. Az önceki manşet için yine Cumhuriyet gazetesi de bir başka haberini daha aktaralım. Bu nasıl öfke demiş. Atakan'ın ölümünün ardından yurt çapındaki eylem manşetlerine kısaca yer verdik. Bir saat sonra daha ayrıntılarıyla vereceğiz. Kısa bir araya gidiyoruz ama aranın öncesinde hava durumunun ayrıntılarını paylaşalım. İstanbul bugün de sıcak, gölgede 29 derece, rüzgar hafif esiyor, sıcak hava dalgası kentte 4 gün daha kalacak. Ankara'da ise sıcaklık gece 12, gündüz 28 derece, pazara kadar sıcaklık artışını sürdürecek. Ve İzmir'e uzandığımızda ise İzmir'de de rüzgar hafifledi, gündüzler yeniden çok sıcak olmaya başladı. Termometre 32 dereceyi gösterecek. Yine bakacağız dedik. Genele baktığımızda yer yer yoğunlaşmaların başladığını, özellikle birinci köprü girişleri. Şu anda 7,2 milyar olan dünya nüfusu 2100 yılında ne olacak? Birleşmiş Milletler ve Alman Bank bu sorunun yanıtını aradı. Farklı sonuçlara ulaştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan demokratikleşme paketi mesaisine nikah şahitliği arası verdi. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Akınoğlu'na şahitlik yapan Erdoğan geleneği bozmadı. 3 çocuk tavsiyesinin ardından evlilik cüzdanını geline verdi. Bu bizim bir başbakan olarak, bir büyükleri olarak temennimizdir, tavsiyemizdir. Başbakan şahitlik geleneğini bozmadı ve evlilik cüzdanını geline verdi. Biz erkekler o konuda o kadar hassas değiliz. Onun için Muhammed veriyoruz değil mi? Hala da ya. Hadi bakalım. Tebrik ediyoruz. Ekonomik büyüme yılın ikinci çeyreğinde ivme kazandı. Beklentilerin üstünde gelen büyüme rakamlarına yönelik ekonomi yönetiminin ilk tepkilerine bakacağız şimdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Atatürk'ün yatı Savarona'nın geri alınması için girişimlerde bulunduklarını açıkladı. Yat geri alınırsa müze olacak. 1969'da hizmete giren Taksim İlk Yardım Hastanesi taşınıyor. Yeni adres Gazi Osman Paşa olacak. Ancak hastane personeli taşınma kararına tepkili. Yemin ayrıntılarına ara verip spordan gelişmelere bakacağız. Şimdi milli takım Bükreş'ten önemli bir galibiyetle döndü. Ay Yıldızlı takım 2014 Dünya Kupası elemelerinde Romanya'yı Burak ve Mevlüt'ün golleriyle yenerek grubunda 3. sıraya yükseldi. Yenerken kulaklar bir yandan da Macaristan'daydı. Ancak Budapeşte'den beklenen haber gelmedi. Macaristan sahasında Estonya'yı farklı yenerek milli takımın önünde grup ikinciliğine yükseldi. Spordan gelişmeleri paylaştık. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından saat başında gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Özgür Akbaş'a teşekkür ediyoruz. Ankara gündeminin başlıklarını paylaştı bizlerle. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Rusya'nın Esad rejiminin elindeki kimyasal silahları teslim etmesi önerisi bir operasyona gerek kalmadan sorunu aşma potansiyeli taşıyor dedi. Ulusa sesleniş konuşması yapan Obama, Suriye'deki kimyasal silahların Türkiye ve Ürdün'ü tehlikeye atabileceğini söyledi. Kimyasal silahları bir uluslararası mekanizmanın kontrolüne vermeyi kabul etti.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndansa çok uzun süre bekleyemeyiz açıklaması geldi. Konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündeme taşınma çabaları ise Rusya'nın girişimiyle başarısız oldu. Gündemin ayrıntılarına devam edeceğiz ama bu konuyla ilgili Milliyet Gazetesi'nden Sami Cohen'in bugünkü yazısına bakacağız. Milliyet Gazetesi'nden Fuat Keyman'ın yazısına da bakacağız. Keyman da Avrupa Birliği'nin Suriye krizine bakışını yazmış bugünkü yazısında. Yazıya bakalım. Köşe yazarlarının yazılarını paylaştık. Şimdi de gazetelere devam ediyoruz ve gazete manşetlerine bakacağız. Böceği koyan hakim çıktı diyor Danıştay'da. Bu kadarı da olmaz dedirten bir skandal var. Danıştay'da bulunan dinleme cihazını bir tetkik hakimin koyduğu iddia ediliyor. Kamera haberde. Ve hızla devam ettiğimizde yine Uyanın başlığı var. Ahmet'i de öldürdüler diyor. Gezi direnişi sırasında yaşamını yitiren genç fidanlar başlığıyla fotoğraflar yayınlanmış. Hatay'da 3. acı başlığı da yine Cumhuriyet Gazetesi'nin bu haberle ilgili vermiş olduğu detaylar. Evet, gazete manşetlerini de aktardık. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Haber özetlerini aktardık. Şimdi trafikteki son duruma bakalım. Ardından NTV MSNBC'de öne çıkan haber başlıklarını paylaşacağız. Evet, trafikteki son duruma bakacağız dedik. Öncelikle genele baktığımızda daha da yoğunlaşan bir trafiği görmek mümkün. İstanbul trafiğindeki son durumu paylaştık. Şimdi de NTV MSNBC internet sitesinin öne çıkardığı haber başlıklarına göz atacağız. Obama'nın pozisyonunu açıkladı diyor haberin başlığında. Diplomasi ve asker, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama Suriye konusunda konuşma yaptı ve amacı askeri müdahale kararının gerekçelerini halka anlatmak olan Obama, son gelişmeler ışığında diplomasiye şans verildiğini ancak askeri kozunda masada olması gerektiğini söyledi. Evet, pozisyonunu açıkladı diyor Obama için ve bir sonraki haberle devam edelim. Çözüm sürecindeki kritik adımlardan biri olan demokratikleşme paketinin son şeklini alacağı toplantı bugün saat 11'de başlayacak ve Başbakan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Bekir Bozdağ ve Beşir Atalay'ın yanı sıra Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katılacak. Evet, beklenen paket önüne geliyor Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın. Ve Hatay'daki ODTÜ'deki eylemlere destek vermek için düzenlenen protesto gösterileri sırasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın binadan düştüğü ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Atakan'ın binadan düşüş anı Hatay'da uydudan yayın yapan HRT Akdeniz Televizyonu kameramanı tarafından çekildi ve düşme anı yine dediğimiz gibi NTV MSNBC'nin ilk sayfasında Atakan'ın binadan yola düştüğü de ve polis aracının geçişi sırasında Atakan'ın binadan yola düştüğü görülüyor. Yine bu görüntülere de NTV MSNBC'nin ilk sayfasından ulaşabilirsiniz. Ve polisten gazetecilere bir müdahale Taksim'de gerçekleşti. Bu müdahale Ahmet Atakan'ın ölümü nedeniyle İstanbul'da düzenlenen protesto gösterisinde polis olaylardan görüntü almaya çalışan gazetecilere müdahale etti. Çevik kuvvet ekipleri bir süre sonra kameramanlara ve foto muhabirlerine kalkanlarıyla müdahale ederek uzaklaştırmaya çalıştı. Evet, Taksim'deki müdahale de yine ilk sayfadaki yerini almış. Bir başka haberle devam ediyoruz. İsveç'in hocası da biber gazıyla tanıştı. İstiklal Caddesi Tepebaşı civarındaki gösterilere polis müdahalesi sırasında kullanılan biber gazı Kasımpaşa'daki Ümit Milli Maçı'nın yarıda kesilmesine neden oldu. 1 saat 40 dakika duran maçtan sonra İsveç'in hocasından ilk kez yaşadım açıklaması geldi. Ve devam ediyoruz. Bir başka haber daha var. İlk sayfaya yansıyan mecliste ateş açtı diyor. Silahlar konuştu mecliste. Ürdün parlamentosunda bir milletvekili ateş açtı. Meclis Dış İlişkiler Komisyonu toplantısı sırasında vekiller arasında sözlü bir tartışma yaşandı ve öfkeli vekillerin dışarıya çıkarılmasının ardından oturuma devam edildi. Bunun üzerine arabasına giderek silahını alan bir milletvekili görevlilerin engel olmak istemesi üzerine havaya ateş açtı ve olay... NTV MSNBC'nin öne çıkan haberleri dedik. NTV MSNBC'nin internet sitesinde ayrıca milli futbol takımının dün akşam Bükreş'te aldığı 2-0'lık galibiyet ve bugün kadın voleybol milli takımının saat 18'de yapacağı Rusya ile yarı final maçı ile ilgili ayrıntılı bilgiler de yer alıyor. Mucize gerçek mi oluyor demiş
Romanya galibiyeti gazete manşetlerinde, yine NTV MSNBC'de bu galibiyetinde tüm ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. Evet, internet sitesinin öne çıkardığı haber başlıklarını paylaştık. Gündemin ayrıntılarına devam ediyoruz. Anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri oyun programı için okula başladı. Pazartesi günü de yüz binlerce öğrenci ders başı yapacak. Okul güvenliği konusu yeniden gündemde. Servislerden bina güvenliğine kadar birçok konuyu içeren okul güvenliği hakkında her dört veliden üçü kaygı duyuyor. Gelişim çağındaki çocuklar için beslenme önemli. Peki okula başlayan çocukların beslenme çantalarında neler bulunması gerekiyor? İşte uzman önerileri. Ülkemizde her yıl 150 bin kişi felç geçiriyor. Şah damarlarına bağlı felçlerde ise ameliyatla tedavi mümkün. Bu ameliyatla sağlığına kavuşan 28 hastadan birinin hikayesine bakacağız şimdi. Trabzon'da sahil şeridi dolduruluyor. 4 kilometre uzunluğunda ve 100 metre genişliğindeki alan Trabzonluların kullanımına açılacak. Önümüzdeki yıl Oscar ödüllerine yabancı en iyi film kategorisinde Türkiye'yi Kelebeğin Rüyası temsil edecek. Yılmaz Erdoğan ve ekibi Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'i ziyaret etti. Kelebeğin Rüyası Oscar aday adayımız oldu. Genç yaşta veremden ölen şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun dokunaklı hikayesi. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği film Oscar aday adayı oldu. Umutluyuz aslında. Ama tabii bu biraz da orada görüştüğümüz ilginç bir şey söyledi. Film dedi bu sürecin %2'sidir. %98'i orada yapacağınız çalışmalarla ilgilidir dedi. Ben de orada gidip işte dağıtacağım. Film ekibi Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'i ziyaret etti. Başrol oyuncuları yoktu ama yönetmen Yılmaz Erdoğan hazır bulundu. Çelik, Oscar aday adayı olan film için ekiple bundan sonra atılacak adımları konuştu. Bakan... Bu haberle yayınımızı noktalıyoruz. Yarın sabah 6'da tekrar birlikte olacağız gelişmelerle. Yarın sabah görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Bizse ekonomi...